Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına şöyle güzelce niyetlendim. Güzel bir cumartesi günü olsun diyorum. Herkese güzel bir tatil olsun inşallah. Okullar açılmadan önceki son günlerimizden kucak dolu selam, sevgiler herkese. Şimdi şunu söyleyeceğim sizlere. Hepimizin tabii ki de dertleri ve sınavları bambaşka. Siz yüreğinizdekine odaklanın diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Her şeyden önce ee, başka başka sınanıyoruz arkadaşlar. Siz hangi gün, hangi saat, nerede, ne zaman dinliyorsanız dinleyin. Kendi hayatınıza niyetlendiğinizde enerjiyle uyumlanabileceksiniz. Ve uyanlar sizin olsun, uymayanlar da evrenin diyebiliriz. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi bakalım aman Allah'ım nazarınız var şöyle bir gözünüz zaten çıkmış pat diye dolayısıyla bakar mısın senin önünü tıkayan şeyin adı nazar e, bol gözler çıkmış burada e, bolca konuşulduğum bir döngü aslında amacın ne içindeki sıkıntı ne sevgilin sevdiğin iş sevgi sevgi bağı Aile birliğin, dirliğin belki de bilmiyorum. Ama çok severek, gönülden hissettiğin konuyla alakalı eşrafının da parasal bir konuyu da birleştirip adeta şey gibi tadını çıkartamayasın diye uğraşıyorlar gibi. yüreğini böyle bir salıyorlar sıkıntıyı. Üstünde bir, iki, üç, dört, beş bir kalabalık bir grup var. Ve sen bu durumdan çok sevdiğin insanlardan mı zarar görüyorsun diye değerlendirmek lazım. Yoksa evet ben şu 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 çok seviyorum şu işimi ama maddi anlamda şu oldu falan gibi mi bakmak lazım. O yüzden diyorum işte kolektif ya bu. Herkes kendi hayatından bakacak bu çerçevede. Ama nazarın çoktur. Bilgin olsun. Neyle ilgili konuşuyorsun? Parayla ilgili konuşuyorsun diyor. Sevdiğin adamın, sevdiğin ailenin, sevdiğin kişilerin senin hayatındaki paralarında Gözleri vardır ya da işte sevgin sevdiğin adamın işindeki paranın gözü var. Yani bir şekilde senin çalışmana değilse eşinin çalışmasına takıyorlar demek ki. Demek istiyor buradaki göz yani. Evet de tahmininizden daha fazla felak nasıl inşirah lütfen. O yüzden bolca. E Adaçayı tütsüli edebilirsiniz. Yani hatırlatmıyor ve söylemiyor oluşum. Aslında sıkıştığınız zaman bunları ara ara hatırlatayım ya da ben çünkü bir çözüm bulmak zorundasın demiş. Şimdi bu iç dünyanız, insanlardan gizlediğiniz ama aslında ne yapabilirim dediğiniz kısım idi. İyi ama şimdi dışarıdan nasıl görünüyorsunuz? Bak nasıl mücadele ettiğiniz bir konu var ve işin ucu net bir şekilde e, e, şeye çıkıyor, resmiyet. Bakın, ister buna haksızlık deyin, isterseniz de bayağı boşanma deyin. Adalet deyin, mahkeme deyin. Ne diyecekseniz burada top sizde. Ancak bu iş uzamış ve bugününüzün mahkemesini sağlamış gibi görünüyor. Çünkü bir araba var. Bu arabanın önünde A harfli bir insan var. A harfli insanı durdurmuş bir kişi var. Burada ego savaşı yapılmış. Adana'nın A'sı, Samsun'un S'si, Nide'nin N'si gibi gördüğüm kişilerin bolca birbirlerinin de arkalarından konuşarak biraz atıp biraz tuttuğu Arabayla gidecek olan ya da gelecek olanı da müthiş derecede bilinçli egosuyla engellediği. Burada siz çekip gitmek mi istediniz? Asla gidememişsiniz. Birileri engellemiş ve sırf egosu için engellemiş. Sen dur sen dur deyip küçük görmek için gibi bir şey var burada. Yani buradaki olaylar çok iç içe. Biraz köklü olaylar olarak da vermiş. Köklü olması uzun soluklu var olan. Hani yıllardır taşorana geçeceksin. Yıllardır müteahhit işleyecek. Yıllardır işte <laughs> tarlan sürülecek falan da filan da fışma. Yani orada artık yani kendim şu an tamamen uydurmasyon bir şeyler örneklendirdim. Devirme alamıyorsun, satamıyor musun? Ee, i̇şte verdin paran, bir türlü faizimi alamadın falan diyebileceğin bir uğraşının, köklülüğünün, seni durduran insanların maalesef iç içe yaşadığın bir olay. Fakat bu işin sonu nereye gidecek ki diyorsan yer mahkemelerim. Çünkü bak harika bir netleşmiş e, kafa var. Burada şey diyorsunuz kendinize yok yok bunlar kesin bana vermez, bunu almaz, bunu ödemez, bunu gelmez buradan iş... İşte gibi gibi yani burada bir netleşmiş olduğunuz bir süreciniz var bu netleşmek de şöyle bir netleşmek onu da söyleyeyim resmiyet hani ben bunlardan alamam en iyisi hukuka vereyim kanunen yapayım gibi ben şunu halledemem hakkımı yiyorlar kesin artık hakkı yemeyi de ispatlarsınız öyle bariz derecede resmi görünüyor artık Hani o yüzden eğer bir haksızlığa uğradınız, döngü ise bu gördüklerimiz. Ispatlayabileceğiniz delillerle konuşabileceğiniz ya da döngüye girmişsiniz. Girmişsiniz. Haricinde aynı güzel bir kuş geliyor. Aa, arkadaşlar, şimdi Şubat'ın daha başındayız. Eee... pörtlek gözlü bir kişinin size net bir şekilde haber vereceği çıkmış. Çok iri gözleri var. Böyle sanki şimdi bu örnekte nasıl geldiyse aklıma. Yumurta sarısı gibi gözleri çok patlatmaya Çok iri gözleri var. Yani iri göz bebeği değil ki gözleri iri. İki tane göz görüyorum. Size haber verdiğini görüyorum ve bu sanki işte bu gidişatla alakalı müthiş bir kazanım sağlayacak bir bilgi, bir done. Yani e, işiniz mi olur, imza mı atarsınız. artık ne olur bilmiyorum oradaki şeyi ama en azından aldığınız haber müjdeler olsun tadında. Bak nasıl sonrasında yine nazara döndüreceksin. Tamamen boşlukta çıkıyor arkadaşlar sonrası. Başınız ağrır. Sonuç boşlukta. Yani mutlusun diyor. Bak ne güzel demiş. E, kupa dokuzlusu verdi diyor ki sen hayatından memnunsun. Emek verdin karşılığını aldın. Maddi manevi huzuruna erdin. Yani aslında şurada aslında gelecek olan haber besbelli. Size erdir yani huzuru erdirmek, rahatı erdirmek gibi bir durum içerisinde olduğunuz kesin. Mart ayı içerisinde boşlukta kaldınız ama devam edecek bir mücadele içerisinde oldunuz. Bu mücadele de çok yoruluyorsunuz. Aman dikkat edin kendinizi kollayın. Ailenizi koruyun gibiden ziyade nazardan koruyun diye bağırır. Açıkçası burası bana. Şubat tamam Mart Mart Nisan ayları için iki aylık bir döngünüzün var olanın olacağı gibi tüm Şubat'ın mücadelesinin yani aslında ekmeğini Şubat'ın ekmeğini Mart ve Nisan aylarında yiyeceksiniz. Bu Mart ve Nisan ayları için iki aylık döngünüzü sakin sükunet olması gerekenin olacağı gibi bol konuşularak ve nazarın da etkileneceği şeklinde. Bak kendini kanıtlamışsın kartı çıktı bence de siz kendinizi Şubat sonu itibariyle kanıtlamış olacağınız için o iri gözlü kişi size hangi haberi getirirse getirsin. Sonuçlanacak bir mahkemeniz, bir davanız bir uzlaşmanız var. Ancak Şubat ayına dikkat et. Çünkü her ne yapacaksan sen bunları kendini kanıtlamış olacaksın. Ve Mart ve Nisan aylarında o Şubat'ın ekmeğini yiyeceksin. O yüzden akıllı stratejik adımlar atmanızı öneririm. E, güzel bir sonuca doğru ilerlediğinizi gördüğüm için de ee, daha sakin hani sanki birazcık da şeylerde görüyorum ya kavga gürültü patırtı eksik olmuyor Aa, ben ne yapacağım şimdi çok alışmıştım bütün entrikalara hani o boşluk bu boşluk mudur nazarınızın devam edeceği için daha huzurlu olduğunuz bir boşluk diyebilirim yani aslında bana kalsa siz şey yapmalısınız özellikle ee, şubata dikkat etmelisiniz bak zaten ezelden getirdiğin sıkıntılarının Şubat-Mart boyunca sakin sükunetini korudukça, özellikle daha sonraki günlerde de yine gündeminin yine maalesef geçmişten getirdiğin konularla alakalı yüzleşme ortamı olacağınızı söylemiş. Buradaki insan birbirine sarılıyor, resmen düştü yoldan gelecek iki insan demek. Bir, iki, üç kişi var burada. Çok net bir balığın üstüne çıkmış. Şimdi bak iş yeriyle alakalı dersen bir kişi var kafasındaki iki kişiyi kulesi gibi tutmuş. Burada üçüncü kişi olan kişi e ekarte edilmiş. Zaten şuradaki iki kişi çok net bir şekilde dışarıya bakıyor. Yeni sistem diyebilir miyiz? Evet yani aslında patronunuz, müdürünüz, amiriniz siz bizzat ya da kendiniz. Buradaki sistemi geride bırakıp ekarte edip artık bu kişinin başındaki bu iki kişi. Yani bence siz sizin başınızda mıdır bu ikili? Siz mi o kişinin başındasınız ve yanınızda biri var? Cevap sizde şu an. Nereye gidiyor? Aydınlığa gidiyor. Temize gidiyor. Pürpak. Yani kadersel olarak kariyer evinde. Alacağın rızkın açık. Önün açık. Paran tamam. Temiz açık. İki kişi çalışırsın. Yolunu açarsın. Paranı kazanırsın. Tamam. Ee, bak burada zaten çekiştiriliyor orada. Bence şuradaki kişi iki kişi arada kalmış. Biri buraya biri buraya bağlı gibi. Ama buradaki insanla buradaki insanın zaten köprüsü oluşmuş. Yani bağları da var. Demek ki 1 2 3 4 kişiyseniz bile hatta 1 2 3 4 diye bakarsak bile buradaki kişiler öncelikle iki kişi arada kalır. İki tarafla konuşsa da bir uzlaşma sağlanması için vereceğiniz mücadele var. Ne dedik? Şubat hallet, Mart Nisan boşluktasın. Nisandan sonra 2 aylık daha bir mücadele halini Ailedeki dört kişinin, dört ferdin aslında birbirleriyle konuşarak ki bunların ikisi birbirleriyle konuşup diğer tarafla da köprü kurmaya çalışacak. Ama genel anlamda Mart, Nisan dedik oraya, Mayıs, Haziran'da da uğraşınız sonrasında Temmuz itibariyle güzel bir süreciniz olur. Yani Haziran Temmuz'da bakarsan iki aylık mücadelenin sonucunda daha rahatlayacağın, daha emin olacağın, daha içinin oh be dedi ve İnsanlar giderek birbirlerinden uzaklaşıp sakinleşmeye de başlamışlar. O yüzden tartışma bile varsa burada rahatlanılır diyebilirim. Evlilikle alakalı zaten hani iki kişiden destek alan ve ailesel olaylara da kesinlikle el uzatan biri olarak çıkıyor. Yani buradakiler senin eşinin ailesiyle olan sorunlarınsa da eşin size bağlı ve sen orada eşini desteklersin. Eşin elleri oradaki olaylara uzamış. Yani dört kardeşten biri belki de sen, senin eşin. Ha buradaki sen sen eşin ve çocukların seni destekler. Yani burada bir eşrafının evini kurduğun kişi evladın mıdır, eşin midir, dostun mudur bilemem. Ama bu kişinin seni çok net destekliyor oluşu. Ve sen ailevi olaylara yoğunlaşman ama aileden de gelen desteğin olmasıyla beraber yani çekirdek ailenin desteklemesiyle yüreğindeki sıkıntıları ya da ailesel olaylarını aşıyor olabileceğini söylemek pekçe mümkün diyebilirim açıkçası arkadaşlar. Şimdi kariyer evinizle alakalı eski döngü biter yeni bir döngü. Bu yeni döngü senin daha rahatlayacağın dinlenmeni sağlayan daha huzurlu olduğun kafanın rahat olduğu. Eski düzen bitecek merak etme dinlen yorma kendini o önceden de diyeceksiniz artık yeni bir e, süreciniz var diyebilirim. Ailedeki bence 4 kişi ya da 3 kişi her neyse birbirleriyle tartışmalar ya da köprülerin kurulmasından sonra nasıl bir süreçlerler dünyandan memnunsun süreci. Nasıl dünyandan memnunsun düştüğün kalktın yaralandın parçalandın zihnen fiziken yoruldun ama sonuç şu an geldiği noktadan memnunsun dünyandan memnunsun olması gerekenler dengeli bir şekilde sürece devam edecek. Önün aydınlık mı? Aydınlık bence Temmuz itibariyle büyük bir ohbe çekeceksinizdir. Şimdi evlilikle alakalı da bence evlilikteki çiftin birisi ki kadından destek midir? Kadın mı gidiyordur? Cevaplar sizde. Kadın gidiyordur erkek destekler ya da erkek gidiyorsa bile kadın destekleyecek. Kadının burada başrol olduğu kesin. Yani destekleyen de olursa başrol kadın sağ olsun iyi ki destekledi. Gidecek olan da başrol o olabilir ama işte de orada destekleyecek sağ olsun eşim de destekledi der zaten. Ama burada bir birlik bir beraberlik olduğu da kesin arkadaşlar. Tabii ki de sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Diliminde döndüğünce yapıyorum bunu. bugünlük benden bu kadar. <laughs> Sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızda oluyorum arkadaşlar. Şunu söylemeden edemeyeceğim. mesajlarınızda da bana yapmış olduğunuz yorumlar. Ve de videolarımın da altına yapmış olduğunuz yorumlar öyle güzel, öyle motive edici ki ne yaptın sabahtan beri, dünden beri iyi misin dediğim bir alanda hissediyorum kendimi. O yüzden o kadar iyi ki varsınız ki e, buradaki konuşmaya enerjim de, takatim de, isteğim de tamamen sizler sayesinde oluyor. O yüzden e, iyi ki varsınız, eksilmeyin, çoğalın. Her yeni bir günde yeni bir arkadaşımız katılıyor zaten. Yeni katılan arkadaşlarımız da yeni soluk nefes enerji oldular. Hepiniz iyi ki varsınız diyorum. Ve buradaki konuşmalarım çok değişiyor diyemeyeceğim. Çünkü bugünkü de derdimiz elbette ki işte var ve bir mücadele içerisinde geçti günümüz elbette ki. Ben şurada şunu söylüyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bugün de yastığa başınızı koyarken acaba ben ne yaptım? Kul hakkı yedim mi? Yedim kul varsa benden nasıl çıkar diye düşünüyorsanız ne mutlu size. Netice itibariyle birilerine beddua ederek boşa zaman harcamayın. Çünkü siz beddua ettiğiniz için kimsenin başına hiçbir şey gelmeyecek. Rabbim işini biliyor, kararlıyor, eden de buluyor. Mazlumun ağda da aheste aheste de olsa çığkıyor. Yani size yapılanların yanına kar kalacağını sananlar geçmiş olsun. Siz de lütfen bu sınavdan almanız dersler nedir onu bir bulun. Dolayısıyla da önünüze bakmaya devam etmek zorundasınız. Çünkü umutsuzluk insanı depresyona bile çeker. Ebed duayla da onları böyle bir şahlandırırsak o zaman negatif 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 geçer. Çok şükür sağlığınız yerinde ki bugün de buradayız. O yüzden sağlığınız yerindeyse gerisini halledeceksiniz. Geçmişteki sorunlarınız da aşağıdan sizdeniz. Güçlü olduğunuzu hatırlama zamanı arkadaşlar. Umudunuzu yitirmeyin lütfen Bugünler geride kalacak çok şükür diyeceğiz zaten geçtiğinde. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar. Başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.